Programımız Balıkesir Türkiye'den Almanya Berlin'e gelip fırıncılık sektöründe üstün başarılar sağlayan Erdoğan Demirci'nin başarı hikayesiyle devam ediyor. Hep birlikte izliyoruz. Türkiye Balıkesir Akçaköy'de, Akçaköy doğumluyum. 93'te Almanya'ya geldim. Selimiye Fırını diye bir fırında işçiliğe başladım. Burada işçiydim. 2003'te bu fırını satın aldım. Selimiye Fırını satın aldım. 2008'e kadar kendim devam ettim. Yani zorluklarla devam ettim tabii. Almancam yok. Almancam olmadığı için çok zorluk çektim yani. Hem imalathanem vardı hem 4 tane satış yerim vardı. Çay bahçesi açtık. Çay bahçesi vardı. Çay bahçesinde semaver çayı, nargile gözlemeyi aşağı yukarı Berlin'de ilk defa gözleme çay bahçesinde çıkarttım. Yani Almancam olmadığı için de battım yani. Arkasından arabanın birisi kaza yaptı. Yani hep geri gitti, iflas ettim yani. Yılmadım. 2008'den sonra sağlık sorunlarım çıktı. Sağlık sorunlarından sonra tekrar çalışmaya başladım. Köln Berkayım'a fırın açtım. Bir sene orada çalıştım. Kendim açtım yani fırını. Burada işçi bulamadım yanımda çalışmak için. İşçi bulamayınca sorun çok oldu. Çevrem Berlin'de olduğu için tekrar girip Berlin'e döndüm, orayı kapattım. Berlin'e geldim. Berlin'de 4 sene bir arkadaşla beraber ortak çalıştım. 2016'da tekrar kendim fırını açtım yani. Bu Elif Bakşof'u açtım. Yani şimdi şu an sipariş üzerine çalışıyorum. İsteyen kendisi gelip buradan sipariş verip alıp gidebiliyor. Kendimiz de lüferik yapıyoruz yani. Peki Berlin'de şu anda kaç dükkanı dağıtım oluyor? Şimdi tam sayı olarak 15-20 tane dükkan yani dağıtım yerim var yani. Bu da bana yetiyor yani. Pandemide ne gibi bir değişiklikler oldu sizin işinizde? Bizim işimiz, bizim dağıtım yaptığımız yerler aşağı yukarı yarı yarıya düştü. Çoğu daha çok düştü. Düştüğü için bizim işlerimiz de düştü yani. Düşünce biz de çok zorlanıyoruz yani şu an. Şu anki durumla o ilk dalgadaki durum nasıl? Yine bir fark var muhtemelen değil mi? Şimdi şu an yine biraz fark var yani. Fark var yani. Verdiğimiz yerler paket olarak dağıttığı için, açık olduğu için. Yani aşağı yukarı %70 civarında. Şimdi bir zorluklardan bahsettik, yılmamaktan bahsettik. Başarı sizce nedir? Başarı dediğin zaman bu mesleği kendin bilmen gerekiyor. Kendin bilmediğin zaman açıkta kalırsın yani.
kişi hasta oluyor veya rahatsız oluyor, bakıyorsun aniden kafası bozulup işe gelmiyor yani. İşe gelmediği için, kendin işi bildiğin için soyunup işe girip devam ediyorsun yani. Yani işin aksamıyor yani. En büyük avantaj bu. Yani bu avantaj olmadığı zaman dükkanı kapatır gidersin yani. 3 gün sonra da iflas edersin. Kendi işini, mutfağını iyi bilmek evet. lazım. Hangi branş olursa olsun. Tabii. Hangi branş olursa olsun. Kendi yapmış olduğun işi bilmen gerekir yani. Bilmediğin zaman iş gide olmaz. Bir insanda hangi 3 özellik olması gerekiyor başarılı olması için? Yani bir insan çalışkan olması gerekir. İşine ihmal ederse iş olmaz. İş en önemlisi saatte mesela kaçta işe geleceğim, o saatte gelip işini yapman gerekir. Yapmadığın zaman müşteriye sabah malı yetiştiremedin mi? Müşteri 1-2-3 günde senden mal almaz. Kalite düzgün olması lazım. Tat aynı şekilde tadı vermen gerekiyor. Tadı vermediğin zaman da iyi olmuyor. En önemlisi tat. Yani müşteri tadı aldığı zaman müşteri gelir seni bulur yani.